Evet, AK Parti İstanbul İl Başkanlığındayız. Buradaki kalabalık her geçen dakika artıyor diyebiliriz. Şimdi ben kameranın önünden çekileyim. Kameraman arkadaşım Yusuf Öztürk buradaki kalabalığı ve coşkuyu sizlere göstersin. Evet, şu anda sandıkların %85'ten fazlası açıldı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan şu anda yarışı önde götürüyor. Vatandaşlar da burada kurulan ekranlardan seçim sonuçlarını takip ediyor. İşte görüyorsunuz, burası AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Sütlüce'nin önü. Bir hayli kalabalık, araçlar, kornalar çalarak desteklerini gösteriyorlar. Eline Türk bayrağını, parti bayraklarını alanlar bu noktaya, Sütlüce'ye geldiler. Şu dakikalarda korna sesleri yükseliyor. Bir taraftan sürücüler kornalar çalarak desteklerini gösteriyorlar. Diğer taraftan sloganlar atılıyor ve hemen şu noktaya baktığımda da orada da davullu zurnalı bir kutlama var. Vatandaşlar şu anda kesin olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi önde götürmesini kutluyorlar ve buradaki kalabalık her geçen dakika artıyor. Aslında şunu söyleyebilirim. İstanbul'da gün boyunca kapalı bir hava vardı ama zaman zaman da yağmur çiseliyor. Buna rağmen bu noktaya vatandaşlar gelmeye devam ediyorlar. Evet, Türkiye 13. Cumhurbaşkanını belirlemek için bugün sandık başındaydı. 64 milyon seçmen oyunu kullandı ve şu dakikalarda AK Partililerin buluşma noktası olan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önündeki o coşkuyu gösteriyoruz sizlere. Bir taraftan araçlar geçiyor, kornalar çalıyor. Vatandaşlar desteklerini bu şekilde gösteriyorlar. Burada LED ekranlar kuruldu. Vatandaşlar da seçim sonuçlarını oradan takip ediyorlar. Şundan da bahsedeyim sizlere. Burada çok yoğun güvenlik önlemleri var. Yani kafamı nereye çevirsem aslında bir güvenlik görevlisi görüyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan şu dakikalarda Kısıklı'da oyunu kullandıktan sonra Kısıklı'daki konutuna, evine geçti. Seçim sonuçlarını orada takip edecekti. Ancak öğle saatlerinde bir cenaze törenine katılmak üzere evinden ayrıldı. Daha sonra tekrar Kısıklı'ya döndü ama buradaki güvenlik önlemlerinin had safhada olmasını acaba ilerleyen dakikalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan buraya gelir mi şeklinde de yorumluyoruz. Evet, görüyorsunuz, kadın erkek, genç yaşlı, her yaştan vatandaş.